Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Oscar ödülü için Türkiye, en iyi yabancı film dalındaki adayını belirledi. En iyi yabancı film dalındaki adayımız Kalandar Soğuğu filmi oldu. Biz de Kalandar Soğuğu filminin yönetmeni Mustafa Karay'la çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi filme dair keyifli sohbetimiz ekranlara geliyor. Altıncı seansta yönetmen Mustafa Karay'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Güzel işler yaratan yönetmenlerdensiniz. Öncelikle bu hikaye nasıl başladı sizin için onu sormak istiyorum, yönetmenlik. Sağ olun, bizim hikayemiz o kadar uzun ki eski yer neresinden başlasak bilmiyoruz. İşte herkes bir yerden neresinden de bilemediği bir tutkuyla başlıyor mesleğe. Herhalde lise yıllarında sinemaya olan meramımız, tutkumuz, sonrasında işte sinema televizyon bölümü okuma isteği ve oradan da hikayelerle, sinemayla olan ilişkimiz bizi bu noktaya kadar getirdi. Bir hikaye, seyrettiğimiz filmlerin benzerini yapabilme hevesi, bu mesleği biz de nasıl inşa ederiz tutkusu bir şekilde bir yol inşa etti bize ve yönetmenlik mesleğine başlamış olduk. Güzel bir hikayeyle başlamış. Her sinema televizyon öğrencisinin hayalini aslında gerçekleştiriyorsunuz. 2007'de ilk uzun metrajlı filminiz Umut Adası ile geldiniz. O da çok iddialı olmuştu vizyon zamanında. Hello. Hello. I'm here for opera job. Gülcan. Yes, it's me. Come in. Put your luggage over there. Ben iyiyim. Gerçekten. Yarın sabah kursum başlıyor. Onun için heyecanlıyım biraz. Have you put the children to bed? Yes. Onunla ilgili neler dersiniz? Şöyle, bu kendi hikayemiz yolculuğunda üniversite sonrasında tabii uzun yıllar sektörde birçok yönetmene, yönetmen asistanlığı ve yardımcı yönetmenlik yaptım. Daha sonrasında işte belgesel, reklam derken 2006 yılında ilk Umut Adası diye bir uzun metraj filmin yönetmenliğini devraldım. Fakat ne öyküsü, kastıyla birçok şey bana ait değildi. Bugünün şartları, koşulları altında filmi tamamlamak gibi bir, çok detayına girmeyeceğim bir zorunluluk çağı olmuştu. Öyle devraldığım bir filmdi ama nihayetinde kendi bakış açımıza bir oranda benzetmeye çalıştık ama kendi konsepti, amacı, yöneldiği seyircisi, hedef kitlesi bambaşka bir filmdi. O anlamda onun sonrasında bir iki dizi, belgesel ve reklam ve nihayetinde Kalandar Soğuğu'yla gerçek anlamda belki benim de seyretmekten keyif aldığım, izlediğim, takipçisi olduğum sinemaya, yapmak istediğim sinemaya dair bir öyküyü ve bir filmi Kalandar Soğuğu'yla başlamış olduk. Kalandar Soğuğu'na evet geleceğim. Festivallerde falan çok güzel geri dönüşlere gelen bir proje oldu. Öncelikle hikayesini nasıl ortaya çıkarttınız, nasıl başladı, start noktası? Hikayesi şöyle. Böyle ben zaten Karadenizliyim. Tutkusunun, idealinin, umudunun peşinde giden ya da kariyerini için yırtınan hayalperest insanların toplum tarafından, ailesi tarafından anlaşılamaması, biraz hatta tukaka edilmesi, dışlanması meselesi taşrada bambaşka bir insan hikayesi üzerinden olsa nasıl olur? Orada nasıl algılanır? Orada da bu sıkıntıyı çeker mi? Ya da eşini ikna etmek için zor duruma kalır mı sorusunun üzerinden ne yapmalıyız, ne etmeliyiz derken bir de pastoral bir resim sunmak amaçlı değil, gerçek anlamda öyküyle de örtüşen bir hikaye bulalım derken benim çocuklukta tanık olduğum maden arayan bir adam vardı. O fikrin kendisini alarak bambaşka bir öykü iskeletini içine dahil ederek ve az önce söylediğim sorulardan yola çıkarak insanın bu eksiklikleri, arzuları nasıl karşılanır, nasıl yaşanır, ne hisseder? İnsan taşrada da
şehirde de, kentte de, 100 yıl önce de, 100 yıl sonra da aynı insan nihayetinde, duyguları değişmeyen varlık. Bu sorulardan yola çıkarak senaryolaştırdığımız, şekilleştirdiğimiz bir öykü. İlk fikirleri böyle çıktı ortaya. Kaynatanla konuşmasın, kayıncılarla konuşmasın. Sen yine tutturdun başka bir koşuş. Çok az bir gümüş var içerisinde. Bizde 2-3 bakır var. Sondaj yapmaya değecek bir durum yok. Kast aşamasında peki nelere dikkat ettiniz? Çünkü oyuncular sanırım yerel oyuncular. O seçimlerde neler oldu? Şöyle, senaryosu çok titizlikle üzerinde uğraştığımız, Cumhuriyet Üniversitesi'nden Bilal Sert, benim üniversite hocam, onunla birlikte yazdığımız bir senaryo. Bütün bu bir taraftan böyle minimalist, küçük, kırsalda bir hikaye olmalı ama kentteki ya da dünyanın öbür tarafındaki bir adama da ulaşabilecek, o duyguyla özdeşleşebilecek bir evrenselliğe kavuşabilmesi adına özenle detaylı bir senaryo oluşturduk. Onun sonrasında da kast çok mühimdi senaryodan sonra. Böyle bir öykü, bütün yani bu evrenselliğin altında gücünü bir taraftan da gerçekçilikten, doğallıktan, bir tür belgesel gerçekçiliğinden alan filmde oyunculuklar, mizansenler mış gibi değil, yaşıyormuş gibi olmalıydı. Onu başarabilmek adına da gerçekçilik yaratma amacı sayesinde. Evet. Yani gerçekçilik neredeyse hayatın kendisinden bir kesit alıyormuş duygusunu oluşturabilmek adına denemediğimiz oyuncu neredeyse kalmadı diyebilirim yani. Belki abartılı bir cümle olur ama televizyon sektöründen, tiyatro sektöründen bu rolü oynayabilecek birçok insanla görüştük. Sonra hatta yurt dışından dahi görüştüğümüz birkaç oyuncu oldu. Böyle 3-4 aylık profesyonel anlamda baktığımız oyuncular bir türlü bizi ikna etmedi ve böyle ben Karadeniz'i, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon bu hattın amatör tiyatro, yerel tiyatro denemediğim insan bırakmadım. Ve ondan sonra sinemaya biraz ilgili, biraz meraklı ama hamuruyla oynayabileceğimiz insanları belirledik. Ve film yani ne Hanife'ye oynayan karakter ne Mehmet'e oynayan birisi o köyde yaşamıyor, öyle bir hayatları yok. Şehirde birisi lise öğretmeni, birisi hemşire ama tiyatroyla da ilgileniyorlar. Onları belirleyerek orada tabii oyunculukları kadar hamurları ne kadar oynamaya müsait, ne kadar yönlendirmeye açık, ben onları neye dönüştürebilirim meselesi oyunculuk kadar değerli oluyor. Bir taraftan da işte bölgeyi biliyor mu, onun davranışına uygun olabilecek mi, bir de uzun bir film olacak, klasik sinema çekme metotların dışına çıkacağız, bu anlamda sabredebilecek mi, zamanını verebilecek mi gibi kaygılarla böyle bir tür böyle bir taraftan da böyle bir riski alarak tamamını amatör olmakla, amatör bir kasta yola çıktık. Ve onu sanırım belli bir seviyede hani dünyada ve ülkemizdeki özellikle oyunculara ve hikayenin gerçekçiliğine dair gelen eleştirilerle herhalde bir nebze onu başardığımızı hissediyorum. Öyle olmuş ki demek ki Antalya Film Festivali'nde iki oyuncu da ödül aldı. Çok da başarılı oldular. Doğru, Antalya'dan iki oyuncu da en iyi oyuncu ödülü aldı. Yani 40 yıllık oyuncularla yarışılan bir noktada hiç oyunculuk yapmamış insanların bu başarıyı elde etmiş olması herhalde filmdeki başarılarıyla ilgili. Aynı zamanda İstanbul Film Festivali'nde de en iyi erkek oyuncu ödülü aldı oyuncumuz. Seyreden herkes zaten belli bir anlamda ikna oluyor oyunculukların başarısından. Onun da jürilerde, festivallerde taşlandırıyor, görüyorlar sağ olsunlar. Kaldım dağlarda. İsterim ki dur yanımızda. Bu dağlara çıkmayı bıraktım. Yavaş. Çekim süreci nasıldı, neler yaşandı, nasıl geçti, kaç ay sürdü? Çekim süreci yani Türkiye şartlarında klasik anlamda bir filmin çekim süreci işte 4 hafta ile 10 hafta arasında gider gelir. Böyle bir film seyredenler ne demek istediğimi anlamıştır. Mevsimlere yayılıyor. 4 mevsimde geçiyor bu öykü. Her mevsim neredeyse 1-1,5 ay gidildi oraya ve toplamda herhalde 5-6 ay kadar bir süre.
Biz neredeyse 4 tane film çeker gibi her mevsim oraya bir set kurduk. O mücadeleyi yaşadık. Yeniden öyküyü yaşatmaya çalıştık. Bu arada bir parantez açayım tabii. Bu 4 mevsim meselesi Karadeniz'in bu muhteşem pastoralliğini göstermek adına bir 4 mevsim meselesi değil yani. Öykünün kendi ilerleme çizgisini, hikayesi için ihtiyaç olan bir durumdu. O anlamda da hani 4 mevsim aman ne hoş anlamında değil. Öykünün gerekli ilerlemesi anlamında bu zorluğa teşebbüs etmiş bir film. Filmde yurt dışına da gittiniz, hatta Tokyo'dan ödül geldi. Oradaki seyircinin tepkisi nasıldı filme karşı? Şöyle, biz Tokyo öncesinde de A kategori birçok festivalle görüştük. İşte yetiştiremedik, almak üzere olanlar falan oldu. Ve Tokyo dünyanın A sınıf festivallerinde en başta gelen festivallerinden birisi ve 8 bölüm var ve ana yarışmada yarıştık biz. Dünyanın birçok ülkesinden binlerce film başvuruyor ve o filmlerden seçiliyorsunuz. Seçilebilmeniz, yarışabilmemiz zaten başlı başına bir başarı sanırım. O 16 filmin içinden de üstüne üstlük ödül almanız apayrı bir şey. Tokyo'da Japonya seyircisinin yani bu filmle kurduğu bağ, inanın İstanbul'daki seyircinin kurduğu bağdan hiç aşağı değil. Hatta zaman zaman daha da güçlü olabilir. Bunu nasıl oldu da böyle oldu? Evet, Karadeniz'in bir dağ köyünde, hatta köyün dediğim Mezrası'ndaki bir hikayenin anlatıyoruz ama insan temelde röportajın başında söylediğim gibi aynı insan yani. Zaafları, eksikleri, bastırdıkları, yapmak istedikleriyle Japonya'da da aynı insan. O anlamda özdeşleşiyor ve Mehmet ne yapmaya çalıştığını, neler çektiğini ya da Hanife'nin neler yaşadığını iyi anlayabiliyor, kavrayabiliyor. Bir de Japon sinemasını Ozo'dan tutun da Akira Kurosawa'ya kadar bildiğimiz, yakın olduğumuz bir sinema ve seyircinin bu sinemayla bir bağ kurabileceğini de tahmin ediyordum. O anlamda Mehmet'i çok iyi anlayabiliyoruz, bizden nasıl olabilir falan diyenler, bizim öykümüzü anlatıyorsunuz diyenler ne kadar filme tutkuyla, hayranlıkla sarılan çok oldu. Hatta birkaç uzak şehirden, Tokyo'nun dışından gelenler oldu. Ben kısa öyküsünü okudum, teaser'ını seyrettim ve geldim ve benim öykümü anlatıyorsun. Ben de bir türlü eşime yapmak istediklerim üzerinden ikna edemiyorum diyenler oldu. Tokyo'da filmi bir mübalağa yapmak adına söylemiyorum. Hakikaten şaşırtıcı derecede sahiplendiler, sevdiler. Biz festivalde yarıştık, en iyi yönetmen, o en iyi film ödülü aldık. Sonrasında bir Asya bölümünün kıtasının en büyük televizyon kanalı tarafından film satın aldı. Orada da gösterime girecek. Yarıda da yayınlanacak hem sinemada hem televizyonda. Güzel bir yönetmen olarak bu kadar güzel tepkiler alması ve böyle güzel başarı elde etmesi. Teşekkür ederiz. Nihayetinde filmi görmüşsünüzdür. Çok zor bir film. Zor olmasa da her film kendince zordur. Böyle bir, bu kadar mücadele ettiğiniz bir şeyin karşılık buluyor olması, takdir ediliyor olması. Her şeyden önce dertleşmeye çalışıyoruz filmlerle. Anlattığımız derdimizin karşımızdaki insanlar tarafından samimiyetle dinlendirildiği ve bir bağ kurulduğu, anlaşılabilmiş olması insanı mutlu ediyor. En mutlu eden şey o galiba. Mehmet oğlum bak, kalanlar böyle kendi gelmeden gari geldi. İsteyelim şu an yatayım doktora. Ömrü yapayım, borcumu vereyim. Son olarak şunu sorayım. Yeni projeler planlıyor musunuz? Şu sıra kalanlar sonu, çünkü çekim süreci bitti. Festival süreci başladı. Tabii yani nihayetinde hayat devam ettiği müddetçe biz de elimizin kalem tuttuğu fırsat bulabildiğimiz müddetçe bu meslekte bu öykü anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi yeni yazmaya çalıştığımız, tamamlamaya çalıştığımız öykümüz var. Onunla uğraşıyoruz bir taraftan, onun senaryosu devam ediyor. Bir taraftan Kalanlar Soğuğu'nun yolculuğu var. İşte Tokyo ile başladı, sonra Fransa, Antalya, İstanbul derken Almanya, Amerika. Şimdi yakında Avustralya var, devamında İsrail var.
belki sonbaharda başka bir festival Türkiye'de olabilir. Derken herhalde Ekim Kasım gibi film Türk sinemalarında da gösterime çıkacak. Seyirciyle buluşacak, festival seyircisinin dışındaki seyirciye de ulaşacak. O anlamda sonbaharda bir kez daha Ankaralı'nın kaçıranların görmek isteyenlerin de ulaşabileceği bir imkanları olacak filmle ilgili. Şu andaki sürecimiz bu filmin festival sürecini takip etmek, bir taraftan da yeni öyküyü tamamlamaya çalışmak oluyor. O zaman size yeni öykünüz için başarılar diliyoruz. Kalamber Soğuğu için de festival süreçlerinde başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok teşekkür ederiz. Siz de ilgi gösterdiğiniz, zaman ayırdığınız için sağ olun. Başka çaremiz yok.